Belli ki bir yamaç boyunca değişen sıcaklık, yağış, nem, bitki örtüsü koşulları ne yapıyor? Yamaç boyunca yamacın alt kısmından üst kısmına doğru farklı toprakların oluşmasına neden oluyor. İşte bir yamaç boyunca yükselirken toprakların bu şekilde değişmesini biz toprak katenası olarak adlandırmaktayız. Evet sevgili dostlar pedojenezde toprak oluşumunu etkileyen faktörlere devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar toprak oluşumunu etkileyen faktörler dediğimizde toprağın oluşmasında iklim, ana kaya, yer şekilleri, bitki örtüsü ve zaman diye 5 tane faktör var. Arkadaşlar J'ni bunu işte iklim C, ana kaya P, yer şekilleri rölyeften R, bitki örtüsü ve diğer canlıları O artı zaman t olarak arkadaşlar beşli bir şey olarak kodlama yapmıştır. Ünlü Amerikalı toprak bilimcisi Jenim. Şimdi bunların toprak oluşumuna etkileri şu şekilde. İklimin etkisine baktığımızda şimdi arkadaşlar iklimin iklim elemanlarından özellikle yağış ve sıcaklık toprak oluşum üzerinde en etkili iklim elemanlarıdır. Şimdi Toprak olu, bir kere toprağın e, ayrışma türünü belirler ana kayacın ayrışma türünü fiziksel ayrışma mı kimyasal ayrışma mı görülecek yine toprak üzerinde yetişen bir toprağın yıkanma olayı topraktaki canlıların e, faaliyetleri ya da toprak oluşum hızı bütün bunlar iklimin kontrolündedir eğer iklim sıcak ve nemli ise toprak oluşum hızı daha yüksek yani atarak söylüyorum 50 yılda gelişir 100 yılda gelişir ama iklim sıcak ve kuraksa binlerce yıl alır. Ya da işte yağış azsa bitkörtsü zayıftır. Ayrışma da azdır. Yağış fazlaysa bitkörtsü daha gürdür. Ayrışma da hızlıdır. Gibi gibi yağış ayrışma türü dışında arkadaşlar toprağın yıkanmasında etkili olan bir e, faktördür. Biliyorsunuz nemli bölgelerde toprak yıkanır. Yıkanma sonucunda da ne yapar arkadaşlar? Mineral tuzlar topraktan uzaklaştığı için Asit karakterli topraklar karşımıza çıkmaktadır. Mesela ekotoral bölgeyi düşünün. Mesela bizim ülkemizde Karadeniz kıyılarını düşünün. Evet, yıkanma fazla olduğu için ne yaptı arkadaşlar? Tuz, kireç, bitki besin maddeleri ya derine indi ya da bu bölgeden uzaklaştı. Ama kurak bölgelerde yıkanma az olduğu için tuz ve kireç ne yapar? toprağın üst kısmında e, birikir hatta bazen bir kabuk şeklinde ne yapabilir üst kısmını kaplayabilir. Topraktaki humus miktarı iklime e, bağlıdır. Bakın arkadaşlar 2011 olması lazım. Evet 2011 yılında Fethiye'den aldığım bir e, fotoğraf. Bu Sen Nikola Adası'nın karşısında kızılçamların altında. Bakın toprak üzerinde litter örtüsünü yani dökülen dalları görüyorsunuz. Resmen arkadaşlar 5-6 santim kalınlığında toprağın üzerinde ayrışmamış dal ve yapraklar bulunmakta. Yani üstüne bastığınızda tartan zeminin üstüne basmış gibi hissediyorsunuz. Şimdi humus oluşumu iklime bağlı. Niye? Eğer iklim sıcak ve önemliyse bitki örtüsü gürdür. E, bitki örtüsü eğer burada cılızsa hani kurak iklim bölgelerinde humus miktarı ne yapacak? Az olacak. Ama bitki gürse topraktaki humus miktarda ne yapacak buna göre daha fazla olacaktır. Arkadaşlar sıcaklık ve nemlilik toprağın oluşum hızını belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkar. Soğuk ve kurak bölgelerde toprak oluşumu çok yavaşken sıcak ve nemli iklim bölgelerde bu olay çok hızlıdır. Arkadaşlar birkaç santimlik toprak, tarım toprağı sıcak ve nemli iklim bölgelerinde 100-150 yıl içerisinde oluşurken kurak iklim bölgelerinde bu binlerce yıl sürmektedir. Şimdi geldik ana kayanın etkisine. Bakın Barış Mater hocamızın çizdiği şekilleri yeniden çizerek renklendirmeye çalıştık. Arkadaşlar topraklar ana kayanın ayrışmasına bağlı olarak oluşur. Yani ana, ana materyal ana kayaç. Toprağın altında bulunan her türlü maddeye biz Anakaya dedik ki gerçekten Anakaya kim yerde granittir, kim yerde kum taşıdır, kim yerde kil taşıdır, kim yerde kireç taşıdır. Farklı farklı malzemelerden oluşur ki buna göre de ne yapacaktır? Üzerinde gelişecek toprak farklı olacak. Bakın granitler ayrıştığında üstünde kumlu topraklar gelişiyor. Şist ayrıştığında üzerinde kirli topraklar. Mar ya da kalker ayrıştığında arkadaşlar bakın mar kirli kireçli toprak kalker ayrıştığında kireçli toprak meydana geldi. Gençlik evresinde toprak ne yaptı arkadaşlar? Ana kaya özelliklerini yansıttı. Evet toprak ilk oluşmaya başladığında toprağın rengi, fiziksel bileşimi, kimyasal özellikleri büyük ölçüde ana materyala benzemektedir. Kil taşı üzerinde kirli topraklar, kum taşı üzerinde e, ya da granitler üzerinde kumlu topraklar yaygındır. Ancak ayrışma ilerledikçe içerisine giren bitki artıkları ya da diğer maddelerin etkisiyle ne yapacaktır? toprak artık oranın iklim özelliklerine göre bir renk almaya başlayacak. Bakın şuradaki şeklimizde kayacın toprak kalınlığını etkisinden bahsettik. Bakın kuarsit dirençli bir kayaçtır. Üzerinde gelişen toprak daha ince. Ama şel yumuşak bir kayaçtır. Üzerinde gelişen toprak daha kalındır. Sağdaki fotoğrafı Köprü kanyondan e, almıştık. Bakın konglomeraların ayrışmasıyla arada gelişen e, terör rossaları. Bakın böyle damarlar halinde ne yapmış? Arada terör rossalar gelişmiş. Şimdi toprak oluşumunda yer şekillerinin etkisine baktığımızda yine Barış Mater hocamızın şeklini aldık ve bunu renklendirdik. Bakın farklı bölgelerdeki toprak profillerinin kalınlıklarını ya da o profilin varlığını ve yokluğunu bu şekil bize güzel bir şekilde anlatmakta. Yer şekillerinin yükselti, bakı ve eğim özelliklerini toprak oluşumunu etkilemektedir. Dağlık ve engebeli alanlar da alçak ve yüksek sahalar gibi farklı eğim ve bako özelliklerine ya da yükselti değerlerine sahip alanlar bir arada bulunmakta. Bakın arkadaşlar ne yapmış? Eğimli bir alan görüyorsunuz. Düz alanda düz alanda bakın bütün toprak horizonları gelişmiş. A, B, C, D. Sonra bakın hafif eğim oluşmaya başladı. Bakın A horizonu inceldi ama alttaki B ve C horizonu olduğu gibi duruyor. Sonra yamaca geldik arkadaşlar. B horizonu tamamen ortadan kalkmış. A horizonu iyice e, incelmiş. Sonra eğim azalmaya birikmeye başladı. Horizonlar yeniden biraz gelişmeye başladı. Düz alana geldik. Horizonlar yine kalınlaştı. Akasu yatağının çevresinde C horizonu içerisinde kil merceklerinin varlığı da ne yaptı? Bize kendisini gösterdi. İşte bir yörede farklı eğim ve bakı koşullarına sahip olan yer şekillerinin bulunması ne yaptı? Farklı toprak tiplerinin bir arada görülmesine neden oldu. Özellikle bir yamaç boyunca değişen sıcaklık, yağış, nem, bitki örtüsü koşulları ne yapıyor? Yamaç boyunca yamacın alt kısmından üst kısmına doğru farklı toprakların oluşmasına neden oluyor. İşte bir yamaç boyunca yükselirken toprakların bu şekilde değişmesini biz toprak katenası olarak ...adlandırmaktayız. Evet yükseltiye bağlı olarak genellikle yağışlar artar... ...ve sıcaklık belli oranda düşer. E bu koşullar altında ne yaptı arkadaşlar? Dikey yönde değişen... ...farklı özellikteki topraklar gelişti. Mesela İç Anadolu'da... ...biz kahverengi step topraklarını görürken... ...yine iç bölgelerimizden Doğu Anadolu'da... ...yüksekliğin artmasıyla... E, ...kahverengi bozkır topraklarına... ...Erzurum Kars Platosu'nda ise... ...çernezyonlar... ...özür diliyorum arkadaşlar şurası... ...kestane renkli olacak... Evet, Doğu Anadolu'da kestane renkli bozkır topraklarına hatta chernozomlara ne yapılmakta geçilmekte. Yüksekliğin artması ne yaptı? Yağışın artmasını sağlayarak böyle bir olaya neden oldu. Dağların kuzey ve güneye bakan yamaçları arasında tabii ki bakının etkisiyle yağış ve sıcaklık koşulları ne yapacaktır? Değişecektir. Bakın, dağların güneye bakan yamaçları ne yaptı? Güneş ışınlarını daha dik açıyla aldı. Bu ne yaptı? Buharlaşmayı arttırdı. E, toprakta kimyasal çözülmenin azalmasına neden oldu. Toprak daha ince. Ama güneye bakan yamaçlarda sıcaklık e, biraz daha düşük, buharlaşma daha az, toprak nemi daha fazla. Bu da ne yaptı arkadaşlar? kimyasal çözülmenin hızlanmasına neden oldu. Gerçekten de iki yamaç arasında dağın güneye ve kuzeye bakan yamaçlar arasında bu bakımdan önemli farklılıklar bize kendisini göstermektedir. Alt dağlarının güneye bakan yamaçlarında terörosyalar görülürken Akdeniz ikliminin etkisinde aynı yükseltide kuzeye bakan yamaçlarda kahverengi orman topraklarına geçilir. Ne yaptı arkadaşlar? Kuzeye bakan yamaçlarda sıcaklığın düşmesi, buharlaşmayı azaltarak toprak nemini yükselttiği için bu durum karşımıza çıkmıştır. Eğimli araziler suyun tutulmasını ve bitkilerin yetişmesini zorlaştırır. Şimdi suyun tutulması zorlaşırsa ne yaptı arkadaşlar? Toprakta kimyasal çözülme azaldı. Yine su yok, bitki örtüsü ne yaptı? Zayıfladı. Aynı zamanda yamaçta bulunan malzemeler yer çekimi ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak ne yaptı? Aşağıya doğru taşındı. Bundan dolayı da özellikle bitki örtüsünden yoksun eğimli yamaçlarda toprak aşınmasının daha hızlı olduğunu görürüz ve eğimli yamaçlar üzerinde biz ne yaparız? Taşlı ve çakıllı yüzeylere rastlarız. Bakın bu nedenle erozyon azaltmak için burada ne yapmış? Küçük teraslar oluşturarak erozyonun azaltılmaya Gayret edilmiştir. Eğimli yamaçlarda yamacın üst kısmında toprak örtüsü daha ince. Bakın şu şu kenara bakın. Ama yamacın alt kısmında toprak örtüsü daha kalın. Ve yamaç üzerinde ise arkadaşlar neredeyse toprak örtüsü hiç yok. Şimdi geldik toprak oluşumunda canlıların etkisine. Arkadaşlar bitkiler toprak içerisinde yaşayan e, köstebekler, tarla, fareleri, solucanlar, bakteriler, mantarlar ne yapar? toprak oluşumu üzerinde hızlıdır. Bakın bu toprak canlılarının etkisini küçümsemeyin. Bir hektarlık çayır arazisi içerisinde toprak içerisinde bulunan solucanların ağırlığı üzerinde otlayan sığırların ağırlığından daha fazladır. Bir gram toprak içerisinde yaklaşık 10 bin tane bakteri yer alır. Baktığımızda arkadaşlar bütün bunlar e, muazzam bir e, şey yapmakta. Toprak oluşum üzerinde etki göstermekte. Toprak üzerinde gelişen bitkilerin e, dökülen dal ve yaprakları ne yaptı? Ayrışarak humusa dönüşmekte. Ayrıca bitkiler kökleri yardımıyla toprağı ne yapar? Tutar, muhafaza eder ve e, dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınmasını engeller. Yine bitki köklerinin saldığı karbondioksit, yağmurlarla gelen suyla birleşerek ayrışma olayının hızlanmasına da neden olmaktadır. Toprak içerisinde yaşayan köstebek ya da tarla fareleri açtıkları kanallarla toprağın havalanmasını ve karışmasını sağlarlar. Yine solucanlar arkadaşlar toprağa midelerinden geçilerek mineral bakımından zenginleşmesini, özellikle fosfor bakımından zenginleşmesine neden olur ve yine toprağın taneli bir yapı kazanmasına yani toprakta agregatlaşma olayına neden olmaktadır. Bakteriler ve mantarlar da toprağın mineral maddeler bakımından zenginleşmesine neden olur. Arkadaşlar toprak oluşumunda zaman etkisine geldiğimizde şimdi bakın <laughs> aranızda poğaça yapmayı bilen var mı ki kız arkadaşlarımız mutlaka biliyordur. Nedir ana maddesi? Evet kameraman arkadaş da el kaldırıyor. Ben de yani, biliyorum evet, diye. Onu var hocam. Ama neyi istiyorsunuz? Nasıl istiyorsunuz? Hiç fark etmez. Bakın ne varmış bir poğaçanın içerisinde? Ya, e, un, tuz. Un, tuz, ya. Maya, Maya, su. Şimdi bütün bu malzemeleri birbirine katıp anında küçük küçük parçalara, bezelere bölüp fırına sürsek poğaça olur mu? Hayır, taş gibi olur. Biliyorsunuz poğaça iki aşamalı mayalanan bir üründür. Önce hamuruyorsun yorsun, beklersin mayalanır. Sonra küçük bezeler haline getirip poğaçayı oluşturursun. Fırın tepsisine düzersin, üstünü nemli bir bezle kapatırsın, bir daha mayalandırırsın. Ondan sonra ne yapar fırında uygun sıcaklıkta pişirdiğinizde şey pamuk gibi olur ve mis gibi olur. Şimdi toprağın içerisinde de ne var? Anakaya, su, hava, organik maddeler. Bir tane kireç taşını aldık, çekişle ezdik. Bir tane marul doğradık, içerisine attık, bir bardak su döktük, biraz hava üfledik. Bu toprak oldu mu? Hayır. Niye? Mineralizasyon için belli bir zamanın geçmesi lazım. Bundan dolayı toprak oluşumunda etkili olan bir diğer faktör de arkadaşlar zamandır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ana kayanın ayrışması ve bunun üzerindeki bitki örtüsünün gelişerek kalın bir toprak e, tabakasının oluşması için binlerce yıllık bakın şu evreden şu evreye gelmek için binlerce yıllık zamana var. Bir zamana ihtiyaç var. Ama biz ne yapıyoruz? Özellikle eğimli yamaçlardaki bitki örtüsünü kaldırdığımızda binlerce yılda oluşan o toprağı birkaç yıl içerisinde erozyonla barajlarımıza, kıyılarımıza ya da verimli tarım alanlarımız üzerine gelerek birikmesine neden oluyoruz. Evet sevgili dostlar böylece toprak oluşumunda etkili olan diğer faktörleri de işlemiş olduk. Gelecek dersimizde görüşmek üzere diyorum.